yani savaşların da bir ahlakı var derler ya sadece ahlakı yok bir de Cenevre Sözleşmesi var. Yani bu bir savaş suçu Cenevre Sözleşmesi'nin dördüncü sözleşmeye göre bir savaş suçu hastaneler, okullar. İbadethaneler. Kurulamaz bunlar ibadethaneler. Yaz bugün bir, yani çok rezil bir haber okudum. Almanların bu Türkiye'ye yayın yapan bir şeyinde. Doçevelle yani. Diyor ki da Aynen. Ya diyor bu diyor savaş suçu sayılmaz diyor. Ee, i̇şte bir takım uluslararası adamlarla konuşmuşlar. E i̇şte Gazze'de çok insan yoğunluğu varmış. Teröristle sivil ayırt edilemiyormuş Bu nedenle okul mokul böyle sivil mivil öldürülebilirmiş ya. Böyle alçakça yorum Şöyle, yapıyorlar. Cenevre Sözleşmesi Bizim... Biz... çok özür dilerim. Rikâh. Şöyle der. Eğer siviller zarar görecekse orada imha edeceğin düşman olsa bile hareketten vazgeçmen gerek. Tamam öyle evet. der. Mi? Aynen Yargılan. bunu söylüyor. Adam, adam böyle Döçeven bir çakım de ya. hiç şerefsiz alçak ruhu var. uzman bulmuş. Hitler'in ruhu sinmiş. Ya, bir okudun mu haberi? Tamam okudum aynen. Ben de enteresan yani. Başka alçakça bir şey. yorum ya. Hayır ben bu konudaki Alman kompleksini anlıyorum. Adamlar 4 Hangi milyon ya? Yahudi öldürdü. Biraz abi, da insanlık kompleksi, kompleks yani. Kompleks hayır hayır ya. 4 milyon Yahudi öldürdü. Ama yani 4 milyon Yahudi öldürdü diye bu, bu kadar. Almanların bu konuda kompleksi var ben bunu kabul ediyorum. Ben ama i̇şte diğer ister, dünyayı ait edim. Anlayışla karşılayamam yani. yani. anlayış derken kişisi ya 4 milyon Yahudi kampanya yok Bey, aynen, yok Ahmet abi, Bey, bu alçaklığı yaptıysan şimdi de Filistinlilere karşı mı böyle yapacaksın? Yani. Savaş suçu değil mi? İşte bu ya. konuda adamlar şey. Ama ederler, yani kompleks orada yani. yaptıkları Peki, bir, şey bir katliam. Ahmet Bey okuyayım isterseniz o cümleyi istersen aynen arkadaşlar. burada. Ha, gitme, gitme, dur. Yok, aynen ha? okuyayım dur. Diyor ki ayrıca Gazze dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerden biri. Uzmanlara göre bu nedenle Gazze'de sivil asker hedef ayrımını yapabilmek zor. Şimdi bu, bu böyle söylüyor ama bizim yaşadığımız kendi ülkemize bir deneyimimiz var. Bir süre önce verilen hendek mücadelesi. Hendek savaşı aslında o. Orada özel kuvvetler ve özel harekat bir tek sivilin burnunu kanatmadan 800 şehit verme pahasına Aynen. tek tek evlere girdi ve teröristler... Vallahi gidiyor. bravo doğru. Eskün mahal çatışması. Çok doğru bir Yapmış şey evet, değildi, doğru. İkincisi, Şimdi orada e, bu iş yapılabilir. Eray Bey yani, daha iyi bunu, bilir onu. Bunu, yapılabildiğini. yapılabilir. Yani orada biz kendi o sivil hassasiyeti yüzünden bizim -şehitlerimiz normal mi? iki katı neredeyse... Ahmet Bey şimdi... Şey, kat şey Şimdi, oradan. dün meclis sivil genel kurulu... sivil hassasiyeti var ya oradaki verdiğimiz şehitler belki üçte bire Şimdi Ahmet Bey hatırlarsanız çok uzun süre olduğu için unutulmuştur. Dün e, Hulusi Akar mecliste tezkere görüşmesini anlatınca biz bir haber yapmıştık. Suriye operasyonunda bir kilise bir kilisede teröristlerin varlığı tespit ediliyor. Orada Ama teröristler e, canlı kalkan olarak sivilleri oraya yerleştirmişler. Oraya operasyon yapılmadı. Ta ki sivillerin oradan ayrıldığı tespit edildi teröristlerin çıkması bir şekliyle karşı bir şey sağlandı. Çıktıktan sonra operasyon yapıldı. Peki, vurulmadı ba ya. Biden'ın açıklamalarına devam edebilir miyiz? Ee, şimdi Bunu İsrail birinci değil... cümle üzerinde evet. durdunuz. Evet. Devam edelim. O bir mahcubiyet cümlesiydi. Onu söyledik. Bir mahcubiyeti kamufla etme gayreti buram buram kokuyor o cümlede. Bunu İsrail değil diğer taraf yapmış görünüyor. Yapmış gibi görünüyor. Evet, görünüyor diyor. Hayır ben orada Dili sen, varmıyor bak ya. sen çok Dili. güzel söyledin. Ya sen koca ülkesin koskoca istihbarat örgütlerin var, şunun var, bunun var. Sen bilmez misin onu, kimin yaptığını? Hani ya? o çok güzel. Gibi görünüyor. Yani bu bu laf yakışıyor mu yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı? Ama emin olmayan olamayan çok insan var. İyice bir <laughs> evet. e, şey yani artık iyice böyle bocalama bir ayıbı bir rezilliği kapatma şeyi elimizdeki bilgisayar yaşananların bilgiler, bilgiler pardon yaşananların Gazze'deki bir terör örgütünün hatalı roket fırlatımı sonucu ger gerçekleştiğini gösteriyor e İşte hepsi aynı ikinci cümledeki e, büyük insanlık ayıbını kapatma gayretini çok da e, biraz amatör ve acemice ve biraz da çok rezilce. Çok rezilce yani. Evet. Acı nasıl bir şekilde açıklamalar bunlar. Açıkçası gerçekten yani, diyorum bakın, bak Hitler'in propaganda bakanı bunu yaptı. Bir Amerika Birleşik Devletleri başkanı için bu kadar enteresan eleştirilerde bulunabileceğimi hiç aklıma gelmezdi. Hiçbir gün yani bu yaşa geldim. Ama bu olay öyle bir rezillik bir olay ki buna sahiplenmesi, bunu açıklamaya yani, çalışması öyle bir zavallılık ki. Hakan diyecek Bey diyecek laf Başka türlü bulamıyorum. Yani bu bir zavallılık, rezillik, ayıp bir şey. Ee, i̇nanamadım. Yani İsrail propagandasının bir parçası haline gelmiş Joe Biden. Öyle görünüyor. Yani. Öyle. Yani evet. bir yanıyla da öyle. Aynen. Evet. Yani burada bir çalışılmış metin var. Yani şu Biden'ın İsrail gezisinin o sarılma ve bu sözlerle başlamış olması. Biden'ın İsrail gezisini dünya kamuoyu nezdinde fiyaskoya dönüştürdü bence. Bir fiyaskodur bence. Hiçbir şey çıkmaz bu bu ziyaretten. Ama bu anne, Barış çıkmaz. Hay anlaşma başardık. çıkmaz. Huzur savaş çıkmaz. Savaş çıkacak Ahmet Bey. Olayın savaş çıkar ya. Bakın, Tabii, ya savaş olayın yani. Bak savaş çıkacak yani. Aminimiz o. Ise. Hani sözleşmiş gibi. Olayın bir günü sonrası ya. Tabii. Evet ya ertesi gün, de, gün ya. Acısı Daha millet, cesetler ortada, yani. cenazeler ortada. Ve şöyle Biden'ın gezisi ilan edildi. Duyuruldu. Biden'ın gezisi açıklandıktan sonra İsrail orayı vurdu. Yani eğer Amerikan başkanı geliyorsa, o barış için gelecekse, bir ateşkes sağlayacaksa o yapılmazdı. Kasten mi vurdu acaba Kasten. Eray Bey? Biden'a, Biden geliyor diye mi vurdular acaba hastaneyi? Yani öyle olma ihtimali var. Peki Biden'ı neye zorlamış oluyorlar hastaneyi vurarak? Biden'ı İsrail'in yapmış olduğu barbarlığı meşrulaştırmaya zorluyorlar efendim. Peki Biden bu oyunu bozamaz mıydı? Hayır. Biden de bu işin bir parçası zaten. Eray Bey, şimdi sabahleyin uçağa Biden bu işin bir parçası uçağa Niye Biden bozardı. gelirken hastane bombalasınlar? Ki. Şöyle. Bakın İsrail'e yönelik tepkiler her geçen gün artıyor. Bundan sonra daha çok katliam göreceğiz. Dolayısıyla tam da bu noktada Biden'ın gelmesi şu ana kadar yaşananları meşrulaştı. Meşru demeyin de yani bir anlamda ABD'nin psikolojik desteğiyle birlikte e, İsrail kamuoyuna bir rahatlık sağlayacağı için bundan sonraki yapacakları katliamlar için de kendilerini güçlü görecekler. Biden burada bir e, denklemde güç parametresi. Yani Biden gelerek haksız bir şeyin, barbarlığın desteklenmesi ve diğer barbarlıkların önünü açılmasını sağlıyor. Şu görüntüyü bir daha getirir misin e, Onur ekrana? Ben e, şimdi... Dünya kamuoyunda bunu herkese sormak istiyorum yani benim gözlemleyebildiğim kadarıyla e, bu zamana kadar her zaman bir Filistin'e bir destek vardır ama şimdi böyle bir vicdan ayaklanması gibi bir şey gözlemliyorum. Bu hastanenin bombalanmasından sonra Barcelona sokaklarına çıktı insanlar motosikletlerle bütün Avrupa ülkelerinde ayağa kalktılar böyle bir garip değişik farklı... Hani bu zamana kadar hep İsrail yapar yanına kar kalırdı ama bu sefer böyle bir dünya kamuoyu bu işe hop diyecek gibi e, bir durum varmış gibi bir gözlemim var. Yanılıyor muyum? Yanılmıyor muyum diyorsun? <laughs> Yanılıyorsun abi. Yanılıyorsunuz <laughs> Ahmet Bey. Bence ben de aynı kanaatteyim. <laughs> İngiltere'deki bakan bugün İngiliz medyasına fırça attı. Bu işten İsrail'i sorumlu ilan etmek için çok acele ettiniz diye. İtalyan Savunma Bakanı dedi ki Hamas'ın mutlaka... Ben, ben bakanlardan bahsediyorum. Kamuoyundan. Kamuoyundan. Şöyle kamuoyu istediği kadar şu anda gitsin elçiliklerin önünde eylem yapsın vesaire. Karar vericiler açısından mesele yani. Bu... Ben karar vericileri konuşmuyorum. Anladım. Ben diyorum ki bu zamana kadar rastlanmayan türde bir kamuoyu ayaklanması var. Bak bu müspet bir şey. Ben buradan mutlaka bir şey çıkacak. Karar alıcıları bunlar olumlu etkileyecek. Onun yolunu değiştirecek demiyorum. Artık İsrail'in hesaba katması gereken bir dünya kamuoyu vicdanı var kardeşim. O kadar kolay değil. Yani, o ama kadar kolay olmayacak ama bu vicdan söylüyor. süreci Şimdi, etkilemez yani Ahmet Bey. Düşün. Tamam. Niye dikkat alsın? İsrail'in aleyhine bir kamuoyu var diyor. Ben gayet iyi anladım. Allah'a şükür. Bakın bu ilk günden beri var. Yani dünle alakası yok. Harvard Üniversitesi birbirine girdi. Dekanlar istifa etti. Harvard'da da dediler ki bir dakika İsrail niye sivilleri toplu cezalandırıyor? kıyametler koptu. Bu söylediğin çok doğru. Kamuoyunda bir karşılık var. Fakat meselenin döndüğü yer şurası. Avrupa'ya sıçramaya baktığın zaman Avrupa kendi ülkesinde olanlarla bakıyor. Yani Belçika'da iki İsveçli'nin Allah Akber dediği iddia bir adam tarafından öldürülmesi. Bugün Fransa'da 10 tane havalimanı bomba ihbarı yüzünden kapandı. Çeşitli yerlerde işte Fransa'da bir öğretmen öldürüldü. Çok doğru bir tepki var. Biz bunu görüyoruz. Fakat öbür tarafta Avrupa kamuoyu maalesef kendi ülkesinde olan ya bir dakika bizim buraya da bir olaylar sıçrar mı acaba meselesiyle götürüyor. Ama şu hikaye. da var, şu da var. Evet, siyasilerin, liderlerin seçim hesabı içerisinde olanların vicdanı ölmüş ama milletin, kamuoyunun Avrupa'da da olsa, Türkiye'de de olsa, Orta Doğu'da da olsa vicdanı ölmemiş. Hatırlarsanız hafta sonu da yine eylemler vardı. Hatta İslam dünyasında eylemler yoktu ama Batı başkentlerinde eylemler var. Londra'da çok görkemli bir gösteri var. Ve vardı. bu dün gece de yine ayaklandılar. İyi ki o insanlık ölmemiş Ahmet Bey. Yani yani her zaman çağırmasa şey da şey dahi şey var o 13 nüfus kağıdı önemli ya, bir şey. Ar Hakan her Şimdi bu konuya girmiyoruz, girmeyeceğim de. Çünkü girmem istenmiyor. Haklısınız. Sadece bir tek şu. Hangi konuya girmeniz? Şu, şu, şu. nasıl bunları yapıyor diye konuşuyoruz ya. İsrail. Bakın tek bir cümle söyleyeceğim. 10 cümle değil, 17 cümle değil. Tevrat'ta çok açık bir şekilde, hani yorumsuz bir şekilde. Tesniye 7, Levililer bölümlerinde Google'dan açıp herkes okuyabilir. Tevrat'ta açık açık Yahudilere mesaj olarak yani biz dini açıdan değiştirildiğini söylüyoruz ya kendi dinimiz açısından. Onu öyle kabul edelim. Ama açık açık şu yazılı. Düşmanlarınız hayvan yerinedir. Her türlü eziyeti yapacaksınız diye 34 ayrı yerde Tevrat'ta yazıyor. Şimdi bir biraz dindar bir Yahudi o Tevrat'ı okuyup da bir Filistinliye eziyet ettiği zaman dini kitabımın emrini yapıyorum diye düşündüm. Ben hani ben işte buna karşıyım. Neden? bunu, bunu konuşmak istemiyorum. Ama, Çünkü Ama şimdi bile Tevrat tartışması o emrinin 6. maddesinde de öldürmeyeceksin diye söylüyor. Bir ama de ama böyle bir şey söylüyor var. Da, ya bu da parti, da dini tartışma, tartışma ya, ya hayır, yani açmak yani, istemiyoruz ama Tevrat'ta düşmanlarına bunları yapacaksın diye 34 Hastane bombalayacak mısın? Bebek de, öldüreceksin. Onu da demiyor. Yani. Evet. Çoluk çocuk hepsini öldüreceksin diyor. Açık okuyun Allah Allah. Yani boş bir şey iddia etmiyorum. Bu tartışmayı açmak istemiyorum. Bir şey tamam. söyleyebilir açmayalım. Ben size değil. Ahmet Bey bakın şimdi siz tabii son derece hepimiz öyleyiz. Duygusalız yani. Bu kadar büyük bir katliamda dün sabaha kadar uyuyamadım bakın. Uyuyamıyorum yani artık bırakın o şey üzüntü. Eminim çoğumuz da öyle yaşadık. Hatta olayları takip ettim. Nerede Türkiye'de mi var? İşte Ankara'da mı İstanbul'da mı? Kamuoyu ne yapıyor? Ama Ahmet Bey bakın. Bir ve ikinci dünya savaşları öncesinde de ya da işte başka özellikle bölgesel savaşlar öncesinde de hep bunlar yaşandı. Yani bu kamuoyu tepkisi karar vericileri etkileyecek bir boyuta çıkmadığı müddetçe e, tamam tepki önemlidir. Ben de Abdülkadir Bey'e katılıyorum ama sadece sembolik bir anlamı ve Oradaki katliamları durdurmaz. E şimdi şunu soruyorum size. Katliamı durduramayacaksa niye o zaman yapılıyor ki? O yüzden bunların daha kolektif daha organize bir şekilde, daha demokratik, bakın asla şiddet demiyorum. Ama artık dünya toplumlarının Müslümanlısı, Yahudisi, Hristiyanlısı kim olursa olsun yüreğinde birazcık vicdan olan artık İsrail'in bu katliamına, barbarlığına dur deme noktasında daha kolektif hareket etmesi gerekiyor. Ediyor, ediyor, edecek. Abi şu bak Tevrat diyorsun, şöyle diyor diyorsun. Şimdi bu ilahiyat tartışmaları çok kapsamlı tartışmalardır. Adamın birisi çık çıkıyor bize mesela diyor ki Kur'an'da şöyle yazıyor. Vurun, öldürün diyor. Ya biz diyoruz ki öyle değil. Onun anlamı şu. Bunun bilmem inceliği var diyoruz. Şimdi bu tartışma iyi bir tartışma değil. Yani Tevrat böyle yazıyor dediğiniz Peki. zaman şimdi o ona inanan insanlar var. Bizim ülkemizde de var. Yani Yahudi vatandaşlarımız Peki var. Yani okumuyorlar. E, Vay senin okumuyorlar. kitabın böyle yazıyormuş diye. Şimdi yani tehlikeli şeyler bunlar. Yani şimdi bunu yani Dediğim gibi Kur'an-ı Kerim içinde yapılıyor bu. Yani öyle yapılmıyor mu? Evet. Ya? Böyle yani tartışmalar radikaller var. Diyor ki cihattan ben bunu anlıyorum. Evet. Biz ba de diyoruz ki cihat o değil diyor. Batılının tamam da bak diyor. tartışmayalım diyoruz. Aynen. Orada yorumluk pozisyonlar var. Tevrat'taki yorumluk pozisyon değil diyorum. Peki, Açık. Yunus. Ben ba Biden Ahmet Bey şu görüntüye bakın. Biden'ın yüzünde Yunus çıktı. Biden'ın yüzünü öyle güzel bir kare yakalamışlardı ki. Ge Getirse o kareyi bir daha. Hiçbir acının ifadesi yoktur. Şu yüze bakın yani. O katlardan sonra abi. böyle bir yüz olur mu? Yani hiç etkilenmemiş o katliamdan. Sanki teselli etmek için oraya gitmiş gibi. Ya bu adam son üç buçuk saatini yedisinden beri rehinelerin aileleriyle görüşerek geçirdi. Yani Amerikan başkanı bugün İsrail'de ve Amerikalı rehinelerle toplam üç buçuk saatini harcadı. Şaka değil. Yani. Yani, yüzünün böyle olması normal anlamında. Bu karşılamadaki şey. Adam ya şöyle de, onun için İsrail şey. terör hedefi, saldırıya uğrayan yer. O öyle bakıyor mesele. Onun için Tabii İsrail. mağdur. ya ben onun bakışının işte. böyle e, izaha muhtaç olduğunu düşünmüyorum. Özay ya bu yani. Çok, bu çok çok yani bir bir insana yakışmayacak bir bakış ya. Orada beş Bu insani bir bakış görmüş. değil efendim. Onu botoxlu teselli ediyor. Boyunca. Öbürü de omuzuna, öbür üstü de omuzuna <laughs> başını koymuş. Ben, yani. doğru, doğru yani, ben anlam doğru yani. Ben de anlam yüklemiyorum. Ha, ama bir tane gol yedik. Onu çok özür dilerim. Yunus'a da sormak isteriz diye hemen söyleyeyim. Şimdi bize Biden'ı konuşturuyorlar ya. Bugün akşamüstü Eli Koyan, İsrail Dışişleri Bakanı dedi ki, Gazze'nin toprakları küçülecek. Yani evet, tamam. Gazze'ye girecek ve bir tampon evet. bölge yapacağını yani ilan etti. Olacağını... Bunu konuşturtmuyorlar bize, bunu konuşturtmuyorlar. Evet, onu bunu, konuş bunu anlatacağız bir yani. Eğer İsrail'in planı nedir, ne değil.